Sosyal Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Navarro ve Hacı Wright başlığını atmış gazete. Fenerbahçe'de forvete iki isim ön planda demiş gazete ve bu iki isimle ilgili detaylı bilgilere yer vermiş. Vincent'in sportif direktörü Fran Navarro için teklif var ama henüz somut bir gelişme yok dedi. Hacı Wright için de Antalya Spor'la pazarlıklar sürüyor. Bir diğer taraftan da Osterwold'e her gazetede, sayfada gördüğümüz bir isim parmadan Hollandalı Solbek için cevap bekleyen yönetim olumsuz yanıtta alternatiflere yönelecek ifadesi var. Parmağıyla görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. Altay'la fark büyük. Kaleci Altay Bayındır'la da görüşmeler devam ediyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek file bekçisine yönetimin en son yıllık 1 milyon avro önerdiği gelen haberler arasında Altay'ın istediği ise daha yüksek olduğu öğrenildi. Farkın 15 milyon Türk lirası olduğu da ifade edilmiş haberde. Valencia harekatı yine transfer kapsamında baktığımızda yönetim Ekvadorlu Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere başladı. Sezon sonunda Valencia'nın da sözleşmesi bitecek. Şu anda belki de en formda isim o diyebiliriz Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe Galatasaray'ın eski kalecisini istiyor. Fenerbahçe Altay Bayındır'ın istikrarsız performansı nedeniyle kalede rekabet sağlayacak bir takviye için kolları sıvadı. İlk aday Paris Saint Germain'li Keylor Navas olmasına rağmen El Nasır'ın cömert bir teklifle devreye girmesi işi zora soktu. Arayışa devam eden sarı lacivertler için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Sport gazetesi Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin Inaki Peña olduğunu öne sürdü. Yapılan haberde Barcelona ile 23 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatma konusunda anlaşma sağladıkları belirtildi. Ancak Inaki Peña'nın imzayı attıktan sonra Barça'dan ayrılarak kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da görev yapan İspanyol kaleci 6'sı Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada görev yapmış, 11 gol yemişti. Fenerbahçe Yıldız ismin sözleşmesini feshediyor. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Yönetim fesih yollarını ararken yerine gelecek ismi de belirlemiş durumda. Jorge Jesus ısrarla aldırdığı Gustavo Henrique'den ümidini kesti. Yönetim Brezilya'nın kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Sarı lacivertler savunma hattını Samet Akaydın ile takviye etti. Ancak Gustavo Henrique de gözden çıkartıldı. Jorge Jesus sezon başında ısrarla istediği eski öğrencisinin performansından umudunu kesti. Sambacı Gaziantep'e götürülse de maç kadrosuna alınmadı. Yönetim kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki stoperle yollarını ayırmak istiyor. Bunun için görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Eğer Gustavo gönderilirse savunmaya bir takviye daha gelebilir. Bosna Hersek basınına göre imza attırılmak istenen isim de belli oldu. Deniz Hadžikadunić, 24 yaşındaki stoperin bonservisi Rostov'da ancak son olarak Malmö'ye kiralanmıştı. Boşnak oyuncunun menajeri Walid Faw kısa sürede yeni takıma imza atacaklarını duyurdu. Oyuncu ayrıca Feyenoord'da istiyor. Hadžikadunić'in peşindeki diğer takımların ise Almanya'dan Şalke ve başkanlığını Damien Comoli'nin yaptığı Fransız ekibi Toulouse olduğu kaydedildi. Ayrıca Fenerbahçe 18'lik bir stoperin de peşinde. İsrail'in Rostov takımında oynayan 18 yaşındaki Mor Yeşilırmak'ın bu kapsamda İstanbul'a getirileceği ileri sürüldü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da radarında olan Mor tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mor'un hem İsrail hem Türk pasaportu bulunuyor. Genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor. Mağrun akademi takımlarında denendikten sonra performansına göre A takıma dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. A takım ile beraber de idmanlara çıkacak olan 18 yaşındaki savunmacı ilerleyen dönemdeki karşılaşmalarda takıma monte edilecek. Mor Yeşilırmak 2022 yılında verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori futbol takımım Türk kulübü Fenerbahçe demişti. 1.85 boyundaki genç yıldız bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 360 dakika süre aldı. Mor Yeşilırmak, İsrail'in alt yaş milli takımlarında da 16 kez forma giydi. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği aktarıldı. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e transfer kancası. Yollar her an ayrılabilir. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda istemediği oyuncular arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip olmuştu. İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için 11.3 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'ye sağ kanat olarak transfer edilen ancak kendisini sağ bekte bulan Osayi Samuel bu sezon istenilen performans sergilemese de İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'tan transfer ettiği yıldız futbolcu Crystal Palace'tan sonra Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinin transfer şartlarını öğrenmek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Nottingham'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı öğrenildi. Queens Park Rangers'tan 508 bin euro bonservisle transfer edilen genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor. Osayi Samuel geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizmişti. Bu sezona ise istediği gibi başlayamayan tecrübeli oyuncu haftalar ilerledikçe Jesus'un gözünden düştü ve sonrasında gözden çıkartıldı. Süper Lig'de bu sezon 15 karşılaşmada görev alan Osayi Samuel'in henüz gol veya asisti bulunmuyor. Fenerbahçe taraftarları da son haftalarda form grafiği düşen yıldız oyuncuyu sosyal medyada sürekli eleştiriyor. Osayi Samuel'in kulüple olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Jesus'un olumsuz rapor verdiği Osayi ile yolları her an ayrılabilir. Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak kenara geldi. Genç oyuncunun sakatlık durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak. Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var. Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk yarının ardından önemli bir konu dikkat çekti. Sezon başında transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yapan ve özellikle yabancı oyuncu konusunda çalışmalar yürüten sarı lacivertlerde yükü sırtlayan eski yıldızları oldu. Joao Pedro, Luan Perez, Alioski, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Buruma gibi önemli isimleri kadrosuna takviye eden Fenerbahçe'de buna karşın 2020-21 sezonunda transfer edilen Valencia ve Atilla Zalay ön plana çıktı. Zalay savunmada ligde 19 maçın 18'inde forma giydi ve en fazla süre alan isim oldu. Macar stoper 1620 dakika süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu toplamda ise 2740 dakika ile en fazla süre alan oyuncu konumunda. Forvet hattında Dener Valencia golleriyle takımı sırtlamaya devam ediyor. Süper Lig'de de gol krallığı yarışında 15 golle ilk sırada gelen Ekvadorlu futbolcu bu sezon toplamda ise 27 resmi maçta 18 gol atarken 4 de asist kaydetti. Valencia'nın ligde özellikle gol attığı 7 maçta sarı lacivertler galip gelmeyi başardı. Atilla Zalay ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un en güvendiği futbolcular olarak ilk 11'in değişilmezi oldu.